Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün sizler için Arbitli sitesinden bahsetmek istiyorum. Arbitli sitesi bizlere ne kazandırıyor? Bununla ne yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Arbitli sitesi bildiğiniz üzere arbitraj yapan bir sistem. Bundan önce bunun benzeri birçok siteler oldu ve onlar neredeyse 5-6 ay süresince çok iyi çalıştılar. Ve bence Arbitli sitesi de daha çok çalışmayı hak ediyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Ben yani neden böyle düşünüyorum? Çünkü bunun sağladığı imkanlar diğerlerinden farklı. Mesela Trustpilot'ta iyi bir oy almış, diğer sosyal paylaşım sitelerinde iyi bir oylaması var. Affiliate sistemi iyi, white paper iyi, yol haritası iyi. Ve en az esası da burada şirketle ilgili dokümanlara bakacağız arkadaşlar. Bu dokümanlara baktığımızda da iyi sonuçlar doğuruyor. Bunu görmüş oluyoruz. Mesela burada şirket hakkında kampanya bölümüne bakarak şirketin nasıl çalıştığını, ne olduğunu bilgi alabilirsiniz. Yani Arbitli ile ilgili olarak. Burada da biz Alexander Black'in CEO Founder olduğunu, CTO CEO Founder'ın Kirk Banks olduğunu ve diğerlerini burada görüyoruz arkadaşlar. Mesela burada platform statüsü de var. Platform statüsünü görebiliriz. Ve inceleyebiliriz bununla ilgili. Mesela bakın burada söylüyor ki API connection'ları çalışıyor, wallet servisleri, deep hepsi çalışıyor arkadaşlar. Bu arbitraj yapıyor. Yani bir bot olarak düşünün Arbitli'yi. Ve siz herhangi başka borsalara gitmeden sadece bir panel üzerinde, bir back office üzerinde tüm işlerinizi yönetiyorsunuz. Bunun bu tarafı çok iyi aslında. Mesela burada roadmap var, yol haritası var. Yol haritasına baktığımızda burada görüyoruz ki web site işte white paper'dır, white paper'ların çalışmasıdır, alpha test, platform test, additional exchange'ler, altcoin'lerle iOS ve Android application'larda da 2021 yılında çalışmayı düşünüyor. Yani diğerlerine baktığımız zaman daha kaliteli bir ortam sunuyor aslında. Bu bölümde de arbitraj yapan insanları ve kazanç oranlarını görüyorsunuz. Burada research bölümünde white paper var. White paper'a da tıklayarak white paper'ın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Arbitli white paper bizlere neler sunuyor? Yani white paper demektir ki biz business modelini burada görebiliyoruz. Yani iş startup gibi düşünebiliriz. Yani planları gibi düşünebiliriz. Burada tanıtım bölümü var. Tanıtım bölümünde burada işte birçok kripto paraların borsalarda, farklı borsalarda kur farklarından dolayı yaranan işlerin burada tamamen bir panel üzerinden arbitraj işlemiyle sizin kar sağlayacağınızı söylüyor. Burada da diğer bilgileri, problemleri, işte solution ve produktlar var. Yol haritasını da göstermişler. Ve burada kolay trading ile ilgili, arbitraj ile ilgili, arbitraj exchange ile ilgili bilgiler var ve burada affiliate programı var. Affiliate programına baktığımızda da burada iyi bir affiliate programlaması var. Bakın burada affiliate bölümüne girerek bunu görebiliriz. Mesela sağlam bir program 500 affiliate'leri vardır. İşte programdan 250 bin dolar para kazanabilirsiniz aynı zamanda. Ortalama komisyon 50 dolar, ortalama geliriniz 500 dolar üzeri olabilir ve kaliteli bir marketing sunuyor. Diyor ki işte arkadaşlarınıza söylüyorsunuz, linkinizi gönderiyorsunuz. Onlar alışveriş yapıyor, arbitraj yapıyor ve siz de işte onların kazancından %15'e kadar, %15'e kadarlık bir kazanç elde ediyorsunuz. Bu da aslında çok güzel. Yani diyor ki senin arkadaşların ne kadar paralar kazanırlarsa sen de onun belli bir kısmına. Bakın burada normal regular affiliate programında %10, burada partner statüsü olan partner affiliate'lerde ise bu %15 komisyona kadar gidiyor. Ve partner agreement'ler var. Burada işte partnerinizin 10 bin dolar üzerindeki bir ilk depozito olması gerekiyor bu bir işlemini yapmalar için. Böylelikle paraları kazanabilirsiniz bu sistemle. Sisteme girmek için sign up düğmesine tıkladığınız zaman böyle bir pencere açılıyor. Ve bu pencerede biz burada görmüş olduğunuz gibi kullanıcı ismini yazıyoruz, e-mail adresini yazıyoruz, şifremizi yazıyoruz, tekrar aynı şifremizi yazıyorsunuz. Ve burada kripto para düşecektir. Şu an benim liderim düşüyor burada. Ve burada bir farklı bir onaylama gelecektir. Mesela bunu böyle çekeceksiniz.
Evet, onaylandı ve buraya klikleyeceksiniz. Next diyeceksiniz. E-mailinize bir onay gidecektir. Onaya tıkladığınız zaman sizin hesabınız açılacaktır ve işlemler yapabileceksiniz. Şimdi ben hesabı oluşturdum. Hesaba giriş yaptım. Hesaba giriş yaptığınız zaman böyle bir bilgiler geliyor. İşte bu nasıl oluyor? Otomatik trade işlemi nasıl oluyor? Burada manuel trade'ler nasıl oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama işte buradan önce bakın burada gördüğünüz platformun kendisini görüyorsunuz. Bakın 5972 kullanıcı user kayıt olmuş. 279'u şu an online. 186 milyon dolarlık bir trading volume'i var. Ve equity orderlar 971, kapanan orderlar ise 74.327. Yani iyi bir işlemler geliyor burada. Ve burada da siz paralarınızı görüyorsunuz. Aynı zamanda burada görüyorsunuz. Orderlarınızı görüyorsunuz. Ve diğer bilgileri de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada platform var. Arbitly Cloud, Arbitly Cloud Plus ve Boosts var. Şimdi buradan platform bölümünden Arbitly Cloud'a bakalım. Bu nedir? Burada görmüş olduğunuz gibi Arbitly Cloud bir manuel işletim, manual trading'tir. Manual trading. Yani burada siz herhangi bir borsalar üzerinde işlemler yapılıyor diyelim. Bir borsada ucuz, diğer borsada pahalı. Siz onun ikisini de panelden seçiyorsunuz ve manuel trading'i gerçekleştiriyorsunuz. Bu deep trade algoritmasıyla çalışıyor. Yani algoritmalar sayesinde siz birçok borsalarda sizin paranız olması gerekmez. Mesela 20'den çok borsada bunlar işlem yapıyorlar ve siz bir panelden onları yönetiyorsunuz. Ve sinyaller alıyorsunuz. Burada bakın bu sinyalleri alıyorsunuz. Canlı canlı gösterelim bunu. Canlı canlı gösterdiğim zaman buradan mesela Arbitly Cloud'a giriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada borsalar var. 13 tane, 13, 9, 11, 12 tane borsalar var burada. Bakın her bir borsalar var. Ve burada değişim oranları var. Değişim oranları var. Ve burada order book var. Mesela sen diyor ki hangi borsada satmak istiyorsun? Burada fiyatları analiz ediyorsunuz. Bakalım hangisinde pahalı, hangisinde ucuz. Mesela satmak istediğimizi seçelim. En pahalısı hangisi? 10.888 bu. 10.920 en çok şu anda bu gözüküyor. 11.326. Evet, en fazla olanı bu. Yani biz Lunza'da satış yapacağız. Ve burada görmüş olduğunuz gibi satış seçildi. Şimdi nereden alalım? En ucuzu hangisi? 862 var. 870-62 en ucuzuydu. Evet, 862 en ucuz olan Coinbase. Şimdi burada ne kadar yatırabiliriz? Burada görmüş olduğunuz gibi minimum tutar 0.025 Bitcoin ve recommended yani tavsiye edilen miktar 0.05 Bitcoin. Zaten en fazla da bunu yapabiliyorsunuz. Bunu da anlatacağım şimdi. Mesela 0.05 Bitcoin yazalım. Bu zaman hesap gidiyor sistem. Ve diyor ki cash in fee var ve cash out fee var. Mesela siz yatırım yaptınız diyelim. Bunun %1'i banka komisyonuna gidiyor, banka haberesine. İşte withdrawal'lara 0.10 gidiyor. Taker fee gidiyor 0.5 ve böylelikle tümü birlikte ve lokal partnerlerde de %15 gelirler var bu arada. Bu platformda da gelir var. Partnerlerin geliri de var. Yani aslında diğer sistemlere baktığımız zaman çok güzel bir sistem bu. Bunu da söyleyeyim. Evet. Burada şimdi geliyorsunuz ve Coinbase Pro'da 0.0527 burada unrealized profit var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve 0.54 oluyor. 0.54. Böylelikle siz buradan kazanç sağlayabiliyorsunuz. 0.54. 0.05 Bitcoin ile 0.54 yüzde. Yani o kadar ne kadar yapıyorsa o kadar para kazanıyorsunuz. O da 25.000 satış. Yani 2 dolar yarım kazanıyorsunuz. Bir işlemde. Ve bu trading'in Cloud seçeneği de var. Arbitly Cloud. Yani burada siz manuel seçmiyorsunuz. Bakın burada buradaki bölümde platformda Arbitly Cloud nedir? Söylüyor ki bu bir otomatik trade'dir. Ve bunun için siz herhangi bir şeye el demiyorsunuz. Ve sistemin kendisine emri girerek sistem yapıyor. Bunu nasıl diyor? Diyor siz miktarı giriyorsunuz. Ne kadar olsun? Order'e giriyorsunuz ve sizin için kazanıyor trading pool'dan. Deep trade'den kazanıyorsunuz. Ve mesela burada baktık. Bitcoin var, Ethereum var, Ripple var, Bitcoin Cash var, Litecoin var. Siz hangisine ne kadar miktar gireceksiniz onu yazıyorsunuz. Kredi order diyorsunuz. Mesela 4'ünden de 5'inden de alabilirsiniz. Bunun için de burada paketler var. Boost bölümü var. Bakın bu boost bölümü ondan yanadır.
Boost bölümüne baktığımız zaman bakın burada bir ve free paketi herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sizin maksimum 0.05 Bitcoin ediyorsunuz ve bir trading yapabiliyorsunuz gün içinde. Yani bir günde bir trade yapıyorsunuz. Diyor ki en çok 5 order'a kadar her birinden bir olmakla 5 order'a kadar açabilirsiniz. Ve burada %15'e kadar affiliate bonusu olduğunu söylüyor. Burada Pro X1 var. Pro X1 için 30.000 satış ödüyorsunuz. Bir booster, 30 gün süresi vardır. Bir kere girdiğiniz 30 gün süresi var. Ve iki işlem yapabiliyorsunuz. Mesela 5 order'a giriyorsunuz. 5 bölümde girebilirsiniz. Yani Ethereum'da da, Bitcoin'de de ve diğerinde de. Bunu gidiyorsunuz ve oluyor. Ve burada bir böyle bir şey var. Mesela bizde free paket var. Cloud Plus paketi var. Cloud Plus'ta da yani ücretsizdir şu anda, yani Pro X1 veriyor. Bakın bende Pro X1 bir haftalık ya da işte 30 günlük diyor. 30 günlük bedava veriyor. Sonradan para ödeyeceksiniz. Ve bedava olduğu için burada siz gün içinde 10 işleme kadar açabilirsiniz. Çünkü bir işlemden 2 tane atıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi 2 tane. Mesela Bitcoin'de 2 tane, Ethereum'da, Ripple'da, Bitcoin Cash'de, Litecoin'de 2 tane toplamda bunları açabiliyorsunuz. Bu aslında X1'de 6 gün geçmiş söylüyor. 30 günün süresince siz kazanabiliyorsunuz yani. Ve gün içinde, yani bu sistemin belirlediği saatte bu bitiyor ve yeniden alabilirsiniz. Burada gösterdiği gibi on order available diyor. Çünkü neden on order? Birine 2 tane veriyor ve bu 10 tane girebilirsiniz. Mesela diyelim ki 0.5 kazandınız bir gün içinde ve siz sadece 0.5 kazanmıyorsunuz. Siz bu kadar işlemi yaparak diyelim ki 10 katını kazanıyorsunuz, yani %5 kazanıyorsunuz. 10 güne mesela %50 kazanıyorsunuz. Bu sistem bu türde gidiyor. Ama tabii ki sistemin nasıl olacağını bilemeyiz ileride. Burada wallet kısmı var, yani cüzdan kısmı var. Ve bu cüzdan kısmında Asset Balance var. Mesela Ad Balance diyebilirsiniz ve Withdraw diyebilirsiniz. Ya Ethereum olsun, ya işte Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin. Bunların hepsini Withdraw diyerek çekim işlemini yapabilirsiniz ama komisyonlara dikkat edin. Mesela bakın Ethereum'un komisyonuna, işte Withdraw bölümünde diğerlerine. Mesela diyelim ki depozito var da, depozito işte bir adres belirliyor ve siz bura parayı gönderdikten sonra işleme alınıyor. Diğer sitelerde de takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Burada tarihçe var, Refer and Earn bölümü var. Bakın Refer and Earn bölümü nedir? Burada kripto para yazılan yerde. Bu linkiniz burada oluyor. Siz bunu paylaştırıyorsunuz insanlara ve onlar giriyor ve sizin sisteminden sizin kazanmanıza yardımcı oluyor yani. Bu referral istatistiklerini de buradan izleyebilir ve görebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler, bol kazançlar.